sonuç itibarıyla 6 partinin de birleşmesi ve bu işe artık baş koyması şunu gösteriyor. Bence aldığım bütün şeylere göre de, yani kamuoyu yoklamalarına göre de büyük bir ihtimalle bu altılı masanın yola çıkış durumu iktidarı getirecektir. Yani hem Cumhurbaşkanlığını getirebilecektir hem de mecliste bir çoğunluk getirecektir. Tabii bir yenilik olarak ilk defa şöyle bir şey yapıyorlar. O da altılı masanın şeyi, diyorlar ki biz aynı zamanda diğer 5 partinin de liderlerine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını veriyoruz diyorlar. Şimdiden bunu Amerika'dakine benzer bir şekilde söylüyorlar. Bunlar böyle olduğu takdirde ben eğer beraber çalışırlarsa ben seçim başarısının çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Ama yine de bir tek şeyi vurgulamak istiyorum. Umut Orhan kardeşim de söyledi. Bugünden itibaren Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılmak istendiğini ve dediğim gibi 6 Nisan'da yapılan yasanın bu sene 6 Nisan'da girmesi lazımken Temmuz ayında yürürlüğe sokulduğunu bilen biri olarak şunu özellikle söylüyorum. Mutlaka bundan sonra seçim hukukunun gereklerine mutlaka dikkat etsinler. Gerek seçimlerin dürüst yürütülmesi açısından, gerek propaganda süreçleri açısından hiç bunun mağduriyet yaratır filanı yok. Bir de siz de söylediniz, öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki ben onun da vereceğim ve tek başıma Mart'ın 10'unda tek başıma seçimleri yenileme kararı vereceğim demiş. Anayasada çok açık. Tekrar söylüyorum. Üçüncü defa aday olması hukuken mümkün değildir anayasaya göre. Bu çok çok önemli bir konudur. Çünkü demokrasiyle Türkiye'deki rejimin bağlantısını çok sınırlı da olsa tutan tek şey var şu anda. Peki hocam, bunu ben seçimle geliyorum. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bunu engellemek zorunda. Neden engellemek zorunda? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu daha önce verdiği kararlar da zaten söyledi bunu. Siz dedi 2014'te bir kere seçildiniz, 2018'de bir daha seçildiniz dedi Cumhurbaşkanı olarak. Bir daha 2023'te 3 oluyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu çok önemli bir kurul. Neden? Çünkü itirazı olmayan anayasal bir kuruluş ve eğer tersini söyleyip ben bugüne kadar bilmiyormuşum, kusura bakmayın yeni anayasayı öğrendim derse bu çok ciddi bir anayasa ihlal suçudur. Bunu bugün Yunus Günç'e yapsa, Süheyl Batum yapsa, Umut Orhan yapsa, Korcan Karar yapsa anayasa ihlal ettin diye ağırlaştırılmış yani müebbet hapis cezasıyla içeri atarlar. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'nda